Herkese merhabalar. Geçen gün ürün araştırması yaptıktan sonra son iki üründe karar kılmıştık. Bu ürünlerden biri Philips, diğeri ise Oral-B Philips fiyat araştırması yaparken gerçekten çok yüksek fiyatlarla karşı karşıya kaldım. Bu yüzden Philips'e yola devam etmek istemedim. Çünkü neredeyse hiç kar kalmıyordu. Oral-B ile ilgili fiyat araştırması yaparken gerçekten acayip fiyatlara denk geldim. Sanıyorum birçok ürün sahte üründü. Yanlış hatırlamıyorsam 50 ile başlayıp 65 TL'ye kadar fiyatlar vardı ve bu fiyatların gerçek olmadığını düşünüyorum. Biraz piyasada olduğumuza istinaden gerçekten iyi kişilerle denk gelerek çok iyi fiyatlar aldım. Bu solumda görmüş olduğunuz ürünlerin adet fiyatı 80.5 TL. Bu videoda yani bu üründe kaça aldığımı her şeyi tüm çıplaklığıyla size göstereceğim. Yani ne kadar kargo maliyeti tuttuğunu Zaten ne kadar aldığımı da söyledim ve ne kadar kazanç ettiğime kadar her şeyi göreceksiniz ve her şey tamamen şeffaf bir şekilde olacak. Yani siz bu iş modelini yapmak isterseniz önceden bu tür videoları izleyerek fikir almış olacaksınız. Çünkü Türkiye'den 5 tane de ürün gönderebilirsiniz, 10 tane de ürün gönderebilirsiniz, 60, 100, 200 tane de ürün gönderebilirsiniz. Bu tamamen sizin bütçenizle alakalı. Arbitraj böyle çok yüksek yani miktarda ürünler göndermenize gerek yok kendinizi ölçmeniz ve piyasaya anlamanız için ufak miktarlarda ürün göndererek pazar hakkında fikir sahibi olabilirsiniz şimdi sizinle birlikte ürünleri açacağım size de göstereceğim dediğim gibi tamamen onaylı distribütörden aldım bu ürünleri hepsi orijinal zaten Burada Made in Germany yazıyor. Her şey barkodlarıyla, tüm çıplaklığıyla burada yer alabiliyor. Hatta ürünler 1401 2020 tarihinde üretilmiş, gayet yeni. Ben daha önce bu ürünleri almamıştım, bilmiyorum. Böyle mi geliyor herkese? Bir bakalım. Ben de merak ediyorum nasıl hep birlikte inceleyelim. Belki aranızda bu satan bu ürünü satanlar vardır. Şimdi bu ürünü gösteriyorum diye bana birçok kişi de kızabilir. Ancak şöyle yani şöyle düşünün. Birçok grupta da buna yakın yorumlar görüyorum. Herkes fiyatı kırıyor. Fiyatı kırmamanızı kesinlikle öneririm. Fiyatı kırmadığınız takdirde karlılığınız yükselecektir. Ama siz fiyatı kırdığınız zaman kazanan Amazon olacaktır. Siz değil. Yani işte rakibim 20 dolara satıyor. Ben hemen 19 dolara satmalıyım gibi düşüncelere asla kapılmayın. Hele ki şimdi ben bu ürünü gösterdikten sonra yani eminim fiyatı daha çok kıracaktır birçok kişi. Çünkü bu ürünün gerçekten satılabilir olduğunu gördüğü için herkes bu ürüne yüklenecektir. Tamam yüklenin fakat sahte ürün göndermeyin. Gerçekten sahte ürün gönderirseniz hesabınız kapanır. Bunlar çok ciddi uyarılar. Lütfen hafife almayın. Ben uygun fiyatı aldım. Tabii bu bizim biraz piyasada olduğumuzla alakalı. Çünkü benim videolarımı izleyenler bu tür ürünü almak istediğimde bana hemen kolaylık sağladı. Zaten faturayı da ekrana koyacağım. Dediğim gibi 80.5 TL aldım. Tabii KDV'siz. KDV ile birlikte küs rahatlı bir şekilde artıyor. Burada tam olarak 60 tane var. 60 tane ile girmek istedim. Çünkü size bir önceki videoda... Şundan bahsetmiştim. Az gönderirseniz kargo, mili, kargo bedeliniz artacaktır. Fakat çok gönderirseniz kargo bedeliniz düşecektir ve karınız daha çok artacaktır. Şimdi hep birlikte kutuyu açalım, <laughs> open box yapalım, bakalım nelerle karşılaşacağız. Daha önceki Pushy videosunda buna yakın bir video çekmiştik, ama orada pushy idi yani hepiniz biliyorsunuzdur. Burada arbitraj ürünü ilk defa yapacağım. Daha önce böyle bir şey yapmadım. Ama her ay buna yakın böyle ürünler göndereceğim. Yani bu iş modelini Türkiye'den herkesin yapabilmesi için, ülkeye dolar sokabilmemiz için herkesi yapmaya teşvik etmesi amacıyla bu tür videolar çekeceğim. Yani herkes bu iş modelini evinden rahatlıkla yapabilir. Yani biz Tekirdağ'da ikamet ediyoruz. Tekirdağ'dan tüm dünyaya mal satıyoruz. Siz de bunları yapabilirsiniz. Kendinize güvenmeniz çok önemli. Yani bunlar çok zor bir şey değil. Tabii zorlukları var. Kolay değil. Ama o zorlukları da yolda öğrenmeniz gerekir. Şimdi bakıyorum. Bunun içinde bir kutu daha var. Siz de buradan görüyorsunuzdur. Ben şöyle yaklaştırayım. Şurada barkodunu da göstereyim. Şöyle yakından. isteyenler inceleyebilir. Tamamen orijinal distribütöründen Faturayı da ekleyeceğim. Tabi distribütörün bilgilerini gizleyeceğim. Gördüğünüz gibi Made in Germany yazıyor. Kendisi gözükmek istemedi. Büyük bir firma zaten. Burada ikili kutu olarak çıkıyor. Başka bir bilgi yok. Bilmiyorum bu ürünü satanlar varsa yorum yapabilir. Böyle mi satılıyor bilmiyorum. Şimdi açacağım diğer kutuları da. Aynı barkod mu? Barkodu da inceleyelim. Şöyle bir inceliyorum neredeyse aynı. Yani hiçbir fark yok. Buradakileri teyit ediyor. Şöyle yaklaştırıyorum. Siz de görebilirsiniz. İsteyenler dediğim gibi inceler. Yeni ürün zaten 1401 2021 özür dilerim. Şimdi ürünleri bir açalım. Burada bir tane daha var. Bunu da açarız. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Şöyle yandan açayım. İlk defa biz de bir open box videosu çekmiş olduk böylece. Ama tabii bizim amacımız tamamen ticari. Biz ürün satacağız. Bunları keyfi parçalamayacağız. Amazon'a göndereceğiz. Sonra ne kadar kar elde ettiğimizi de siz de göreceksiniz. Çok zor açılıyor bu kutular. Ha böyle çıkıyormuş. Şu an bunu da açtık. Gördüğünüz gibi şöyle bir kenara koyayım. Şuradan gözüküyor mu? Evet. Hem kenarda o şekilde kalsın. Burada şuradan ürünü de açmak istiyorum ayrıca. Ürünü ben burada açtım. Benim hedef fiyatım farklı olacak. Şöyle bir daha satışlarını açalım. 519 bin dolar ciro yapıyor ayda. Ben bu listeye gireceğim. İki tane liste vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu fiyata satmak istemiyorum. Büyük ihtimal 19.99 veya daha yükseğe de satabilirim. Çünkü Amazon siz bir buybox'a girdiğiniz takdirde arbitraj yapacağınız zaman Amazon size suggested bid öneriyor. Yani e, pardon özür dilerim suggested price, e, price teklifinde bulunuyor. E, suggested bid şeydeydi PPC'de. Siz o fiyatı girdiğiniz takdirde size buybox'ı verebiliyor. Bazı hesaplarda bunu mümkün kılıyor, bazılarında kılmıyor. Yanlış anlaşılma olmasın. Ürün biraz yani burada value pack avantaj paketi yazıyor Türkçe var ama komple neredeyse İngilizce. Aşağıda çok az distribütörün bilgileri yazıyor. Pek problem olacağını sanmıyorum. Biz arbitraj ürünü göndereceğimiz takdirde Türkiye'den komple İngilizce olmasına çok dikkat ediyoruz. Bunda çok fazla bir Türkçe yok. Beni yanıltan bu oldu. Ben bu resimdeki gibi gelir diye düşünüyordum. Fakat aynısı gelmedi. Bir daha şuna bir bakalım. Şöyle açmak istiyorum. Şuradan şunu bir alalım. Bir de o son listeyi birlikte çekedelim. Yanı yanlış hatırlamıyorsam bir de bunun birebir şu resmin aynısı vardı. Cross Action şu, evet evet. Bunda 32 bin yorum var. Bunun satışları azdı. Yo bu da değişmiş. Yani bir önceki video <laughs> hatırlamıyorum ama orada <laughs> avantaj paketi yazdığına kesin eminim büyük ihtimal değiştirdiler satıcılar. Buradaki fiyatı daha farklı. 108 bin dolar. Ben buna girmeyeceğim. Buna gireceğim. Şunu kapatıyorum. Bir problem olacağını sanmıyorum. %90 neredeyse İngilizce. Elimde de tutuyorum görmüş olduğunuz gibi. Bir problem olmaz. Şimdi biz buna FNSQ barkodlarımızı yapıştıracağız. Tabii sonra ben böyle kutuyla göndermeyeceğim. Böyle olmaz tabi. Hepsini bu kutudan çıkartacağız. Hepsini tek tek FNSQ barkodlarını yapıştıracağız ve daha sonra master carton label barkodlarımızı da yapıştırdıktan sonra o şekilde Amazon depolarına göndereceğiz. Hatta bu videonun sonrasında söyle arkadaşlara söyleyeyim. FNSQ barkodlarını da yapıştıralım. Yapıştırdıktan sonra bir kutuya koyup bu videonun devam niteliğinde de video çekebilirim aslında. Daha iyi olur. Hem e, bu tür ürünlere girmek isteyenler için fikir olabileceği açısından daha güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi bu ürünü gördükten sonra birçok kişi beni linç edebilir. Çünkü şu an hali hazırda bu listede satan satıcılar var. Hatta bir tanesine bakalım. Şu an Mitch Mel satıyor. Şimdi yani diğer Buybox'a bakmayacağım. Kişilerin bilgilerini vermek istemiyorum. Ama yani bunlar Amazon'un listesi yani Oralbee'nin listesi yanlış anlaşılmasın. Zaten birçok kişi bu tür ürünleri satabilir. Zaten bu ürünler yani yanlış anlaşılmaması adına söylüyorum. Gördüğünüz gibi günde 1195 tane satıyor. Ben şimdi 60 tane göndereceğim. 60 tane yani bir saatte bile Buybox biter. Zaten liste, liste oluşturacağız. Yani Buybox'a gireceğiz. Buybox'a girdikten sonra zaten yine videonun devamı niteliğinde bir video daha çekerim. FNSQ barkodlanmış bir şekilde de video çekerim. Hepsinden haberdar olmuş olabilirsiniz. Zor bir şey değil. Dediğim gibi 60 tane yani taş çatlasın bir yarım saatte bile ...satılabilir. Amazon sadece Suggested Price önersin bana. Önerirse zaten otomatik olarak gidecektir. Ha tabii fiyatı da çok düşürmeyeceğim. Sattığım fiyatları da Order kısmına gelip... ...hangi fiyattan satıldığına kadar size göstereceğim. Yani tamamen her şey şeffaf bir şekilde karşınıza gelecek. Ne kadar kar elde ettiğime kadar, cebime ne kadar giriyorsa... ...hepsini size göstereceğim. Tamamen fikir vermesi amacıyla. Bu videoyu izleyip yani Oral bir satanlar lütfen yanlış anlaşılmasın. Çünkü... Şöyle düşünün yani siz iyi bir fiyatı aldıktan sonra bu listeye girip satabilirsiniz. Yani bilmiyorum ne kadar stok bulursunuz. ve Çünkü buraya yani her gün günde bin tane satıyor. Sizin çok ciddi bir şekilde bunlardan tedarik etmeniz gerekiyor bu Buybox'a yetişebilmeniz için. Yani şurada bakalım kaç tane varmış tabi bu Keep'a gösteriyor bunu. 879 bir refresh yapalım bakalım kaç tanesi kalmış tabi bu biraz 3 aşağı 5 yukarı yaklaşıyor tam olarak yaklaştığı da söylenemez ama 879 bir yenileyelim. Merak ediyorum ben de 879'du. Bakın 876'ya döndü. Biraz daha videoyu uzatayım yanlış anlaşılmasın sakın bakalım nereye kadar düşecek. Yani bence bir 10-15 tane daha gider gördüğünüz gibi üründe burada zaten her şey basit. Tabi böyle göndermeyeceğim ben bunları ama. Beni bir tek yanıltan bu value pack avantaj paketi oldu. Ben böyle olduğunu hayal etmiyordum. <laughs> Buradakini hayal ediyordum açıkçası. Böyle bir şey gelecek diye. Keşke böyle gelse tabii. Ama böyle de çok problem olacağını sanmıyorum. Aynısı. Yani resim eski olabilir ama ürün neredeyse tamamen aynı. Videoyu da uzatmamak adına şöyle bir refresh daha yapalım, yenileyelim. 876'ymiş. Bakalım yine ne kadar olmuş? Borsa gibi bu da aşağı yukarı oynuyor devamlı. Şöyle bir 876'ymiş. Bakalım şöyle çıktı mı? Henüz çıkmadı. Buybox mı değişti? Sanmıyorum ama. Bakın 875. Biz şu an kaç bir buçuk dakika falan konuştuk. Bir tane daha satıldı. Çok normal. Yani 60 tane hiçbir şey bu liste için. Umarım dediğim gibi faydalı olur. Bilgilendirici olur. Dediğim gibi bu videolar zaten sizin bu işe ek veya tam zamanlı iş bu size kalmış. Benim önerim her zaman tam zamanlı iş ama istersen siz de ufaktan Amazon mantığını anlamak için arbitraj ile başlayıp daha sonraki farklı iş modellerini yapabilirsiniz. Bu mümkün. Biz de yapıyoruz. Biz de ilk zamanlar arbitrajla başlamıştık. Ama şu an hem arbitraj hem private label yapıyoruz. Danışmanlık veriyoruz. İşler bu boyuta kadar geldi. Yani siz kendinizi geliştirdiğiniz zaman ki gelecek e-ticarete geliyor. Bu tür dallarda yer aldığınız zaman hem kendinize hem de başka firmalara bireysel veya kurumsal danışmanlıklar verebilirsiniz. Bunlar mümkün. Yeter ki adım atın. Adım attıktan sonra hepsi kesinlikle gelecektir. Son kez bir yenileyim. 876'da 75'ti yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra bakalım ve videoyu sonlandırayım. Sizin kıymetli zamanınızı almak istemiyorum. Ama buna yakın videolar artık hep çekeceğim. Her ay bir ürün göndermeyi düşünüyorum. Bir tane daha gitti. Her ay bir tane ürün size gerçekten yol gösterici olacaktır. Biraz sonra videonun devamında görüşmek üzere.